Merhaba 360 TV ekranlarına hoş geldiniz. Evde Yap programının bugünkü konuğu benim. Ben Başak Kamber. Bugün sizlerle punch tekniğiyle isimli bir kasnak çalışması yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz ilk önce bir kasnak. Bugünkü çalışmamız için gerekli boyuttaki kasnak buydu. Bundan farklı boyutlardaki kasnakları da çalışmalarınıza göre tercih edebilirsiniz. Bunun için bir parça kumaşımız var. Bu punch tekniği için en kullanışlı kumaş böyle delikleri birazcık daha sıkı. Etamin kumaşlarının yanında diğerlerine göre daha farklı. Ve punch iğnemiz. Bunun için bu ve bir punch iğnemiz daha var. Bu şekilde iki tane punch iğnesi kullanabilirsiniz. Bunları hobi marketlerden temin etmeniz artık çok kolay. Her ikisini de bulabilirsiniz. Bu punch iğnelerinin paketlerinin iki tane de şöyle iğneye yeni sokmak için şöyle iki tane şey çıkıyor. Bunları kaybetmemeniz gerekiyor. Çünkü bunlar olmadan yünü iğneye sokmamız mümkün değil. Yünlerimiz ve de tabii ki kasnağımızı kumaşa geçirmek için gerekli olan tornavidamız. Bir de kalemimiz. Bununla da punch çalışmalarında örnekleri kumaşa geçmek için kullanacağız. Bu kalemin şöyle bir özelliği var. Isı aldığı zaman kalemimiz kayboluyor. Eğer bir yanlış yaparsanız bir fön makinesiyle yaptığınız yanlışı düzeltmeniz çok kolay. O yüzden bunu tercih ediyoruz. Şimdi ben ilk önce kasnağa kumaşı geçireceğim. Önce şuradan açıyorum kasnağımı. Burada kumaşın gergin olması çok önemli punch iğnesini rahat hareket ettirebilmemiz için. O yüzden en gergin haliyle bunu geçiriyorum. Şimdi iğneyle çalışırken bakacağım. Eğer gerginliği yeterli olmazsa kumaşımı şu şekilde çekerek gerginliğini arttırabiliyorum. Şimdi buradan sıkıyorum hemen kumaşımı. Şimdi sizlerle bugün isimli bir çalışma yapacağız. Ben şimdi kalemimle buraya ismi çizeceğim. Ama siz dilerseniz internetten çıktısını aldığınız görselleri şu şekilde olabilir. Bunları da şöyle kumaşın arkasına koyarak çizebilirsiniz. Bu şekilde de çalışma yapmanız mümkün. Ben bugün kendimi çizeceğim. Şimdi punch'ın şöyle bir şeyi var. Ne tarafı çalışırsanız öbür tarafı daha boyutlu çıkıyor. O yüzden ben şimdi boyutlandıracağım tarafı öbür tarafı olduğu için bunun bu kısmına çizim yapıyorum. Şöyle filamalar çizeceğim ilk önce buraya. Filamalarımız için ipler çiziyorum. Şöyle 3 tane filama çizelim. Bunlar filamalarım. Siz istediğiniz büyüklükte çalışabilirsiniz bunları. Şöyle filamalarımı çizdim. Ben oğlumun ismini işleyeceğim şimdi buraya. Siz nasıl dilerseniz. Bulut yazıyorum. Şimdi işlemeye başlayacağız. İlk önce size iğneyi nasıl geçireceğinizi, iğneyi nasıl geçireceğinizi göstereceğim. İğnenin tepe kısmından şu telimizi aşağıya doğru sokuyoruz. Buradan gönderiyorum. Buradan çıkıyor. Bu çıkan yere şimdi yünümüzü geçireceğiz. Şöyle şu şekilde. Buradan yünümüzü geçiriyoruz. Şöyle biraz pay bırakırsak yün yukarıya doğru çektiğimizde kaçmaz. Buradan yukarıya doğru çekiyorum. Böyle bitmiyor tabii ki. Şurada bir tane delik var. O deliğe tekrar elimizdeki tel yardımıyla yünü geçiriyoruz. Şöyle. Buradan da geçirdiğimiz zaman artık punch iğnemiz çalışmak için hazır. Ben ilk önce şuradan başlayacağım. Bu yüzeyine yapacağım ama bu yüzeyini kullanacağım çalışma bittiğinde. Şimdi başlıyorum. İğnemizin bu kısmının belli bir açısı var. Bu açıya göre iğneyi kumaşa batıracağız şimdi. Şu şekilde
batırdım. Bu kısmı çekiyorum buradan. Bu önde kalacak. Bu şekilde aşağıya doğru iğnenin açısını bozmadan ne kadar geniş yapmak istiyorsanız o şekilde indiriyoruz. Buradan bu şekilde. Şimdi yukarıya çıkacağım. Yine aynı açıyı bozmadan yukarıya çıkıyorum. Çerçevesini çizdikten sonra punchla içini dolduracağım. Burada bir diğer önemli nokta da yününüz her zaman gevşek kalmalı. Eğer yününüz kısalır ve burada bir gerginlik olursa yaptığınız zaman buradan tekrar geri çıkıyor yaptığınız şeyler. O yüzden mümkün olduğunca yününüzü gevşek bırakıyorsunuz. Şimdi çevirdim iğnemi tekrar. Buradan içeriye doldurmaya başlayacağım. Tekrar aşağı doğru gidiyorum. Şimdi size bunu bitirdiğim zaman ön tarafının nasıl gözüktüğünü de göstereceğim. Ön yüzeyinin. Şöyle hızlıca yukarıya doğru çıkalım. Şimdi ön tarafa bakıyoruz. Bakalım. Ön taraf daha boyutlu. Arkaya göre daha kabarık oldu. Bitirdiğimiz zaman daha anlaşılır olacak. Şimdi devam ediyorum buradan. Yünümü her zaman serbest bırakıyorum. Bu çok önemli. Çalışmamızın güzel çıkması açısından. Ve mümkün olduğunca her sırayı bir önceki sıraya yakın bir şekilde yaparsanız diğer yüzeyi kullandığınız zaman diğer yüzeydeki o çıkıntıların arasında boşluk kalmamış olur. Bu da ürününüzün görselliğini arttıracak bir şey. Şimdi şu şekilde bitiriyorum. Bitirirken de iğnemi buradan sapladım. Şu arka taraftan şu yünümü çekiyorum. Burada tutuyorum yünümü ve iğnemi kendime doğru çekip buradan yünümü kesiyorum. Şimdi burada iki tane fazla yün kaldı. Bunları da bu çalışmanın boyutunda kısaltacağız hep birlikte. Şu şekilde kısaltıyoruz. Bunları da bu şekilde kısalttım. İlk filamamızı yapmış olduk. Şimdi ikincisine geçelim. Yine renk değiştireceğiz. Renk değiştirirken tekrar ince telimizi kullanıyoruz. Şimdi turuncu rengi yapacağız. Bu telimizle buradan aşağıya doğru ittiriyorum. Bu aşağıda çıkan parçanın içinden yünümü geçirip yünü yukarıya doğru çekeceğim. Şu şekilde pay bıraktım. Yünümü yukarıya doğru çektim ve küçük delikten geçiriyorum. Bu küçük delikten geçirmeyi unutursanız punch işlemeniz olmayacaktır. Çıkacaktır yerinden. O yüzden bunlar önemli. Şimdi buradan da geçirdim. Evet. Yünümü şimdi birazcık açıyorum ki çalışırken bana zorluk çıkarmasın. Buradan tekrar filamama başlıyorum. Buradan battım. Buradan yünümü tekrar çekiyorum. Bu burada kalacak ki sağlamlığını arttıralım. Şimdi tekrar devam ediyorum. Bu şekilde aşağıya gittim. Şimdi yukarıya doğru gidiyorum. Yukarıya doğru çıkıyorum. Eğer bir şeyi yanlış yaparsanız ya da beğenmezseniz punch'ı sökmesi de çok kolay. Az önce gösterdiğim ipi yukarıya doğru çekip hatta biraz sonra göstereyim size. Mesela benim şu an kumaşım bollaştı ve çalışmamı zorlaştı. O yüzden şuradan tutup kumaşımı çekeceğim. Tekrar gerginliğini arttıracağım. Punch'ta gergin olması çok önemli kumaşınızın, çalışmanızın kolaylığı açısından. Tekrar gerginliğini sağladım. Şimdi devam ediyorum. Buradan tekrar içini dolduruyorum ve mümkün olduğunca birbirine yakın çalışıyorum. Çünkü arkadaki görselin güzel olması bizim için çok önemli. Buradan
Şimdi tekrar önünü çevirdim ve buradan çekiyorum yünümü. Şimdi burada parmağımı bıraktım, iğneyi çektim ve yünü kesiyorum. Evet, gördüğünüz gibi ikinci filamamızı da oluşturduk. Şimdi sizlere eğer hata yaparsanız pançı nasıl sökeceğinizi de göstereceğim. Şimdi diyelim ki siz buraya bu renkle yapalım. İşlediniz. Şimdi ben şöyle birkaç satır işleyeyim. Ama sonra yanlış işlediğimizi fark ettik. Bunu buradan çıkarıyoruz ve yünü tekrar çektiğimizde gördüğünüz gibi yaptığımız işlemi geri almış olduk. Buraya tekrar panç iğnemizle çalışma yapabiliyoruz. Şimdi üçüncüyü de tamamlayalım. Daha sonra filamanın ipini nasıl yapacağımızı göstereceğim. Pembe yünümüzü alalım. Panç için çok farklı çalışma yöntemleri var burada görebileceğiniz gibi. Kasnaklarınızı süslemek için dışlarına bu şekilde pomponlar yapabilirsiniz ya da danteller kullanabilirsiniz. Ve işlediğiniz görselin üzerine böyle etekler yapabilirsiniz. Bu da farklı bir kullanım şekli. Ben şimdi öteki ipimi geçiriyorum ve filamamızı yapmaya devam ediyoruz. Şuradan geçirelim. Aşağıdan tekrar yünümü geçiriyorum. Evet. Şimdi yukarıya doğru çekiyorum yünümü. Buradaki delikten geçirip tekrar işlemeye devam edeceğim. Bu yöntem aslında etemin yönteminin birazcık daha teknolojik hali gibi. Böyle bir iğne yerine daha farklı kalem tarzı bir şey kullanarak daha değişik görseller yaratıyoruz. Bunları bez çantaların üzerine, yastıkların üzerine, dilediğiniz her yerde kullanmanız mümkün. Kasnakla sınırlandırmayın kendinizi. Sweatshirtlerinizin üzerine de bu iğne yardımıyla farklı desenler çizerek işleme yapabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi tekrar içini dolduracağım ve bu filamayı bitirdikten sonra size İpini nasıl yapacağımızı göstereceğim ve bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak. Şimdi bunda açıyı bozmadan ve birbirlerine yakın tutarak işlemimizi yapıyoruz. Şu anda yünümü de serbest bıraktığım için ne kadar kolay hareket ediyorum. Eğer yünüm gerilirse yaptığım noktalar tekrar çıkacak. Şimdi buradan yünümü tutacağım, tekrar çekeceğim ve keseceğim. Bu şekilde tuttum, buradan kesiyorum. Evet, şimdi buradan da düzeltmelerini yapıyorum. Evet, biz şimdi filamamızı bu yüzeye çalışmıştık. Bu diğer taraftan çok belli olmadığı için bu arka taraftan koyulaştıracağım bu çizgiyi. Kalemimizi birkaç defa üstünden geçirelim. Şu şekilde. Diğer yüzeyden de belli olacak şekilde. Geçirdim. Şimdi siyah ipimi alacağım. Bu yüzeye siyah ipimle filamanın iplerini yapacağım. Şu şekilde. Yünümüzü alıyoruz. Tekrar buna geçirelim. Siz siyah ip yerine başka bir materyal kullanmak isterseniz başka bir renk de tercih edebilirsiniz. Şuradan yünümüzü geçirelim. Evet. Şimdi filamamızın iplerini yapacağız. Bunun kasnaklarını farklı şekillerde yapraklarla süsleyebilirsiniz. Mesela buradaki çalışmamın uçlarına yapraklar koymuştum. Yapraklar koyarak siz de süsleyebilirsiniz uçlarını. Şimdi burada belirgin olan çizginin üzerinden az önce yaptığım gibi iğnemi batırıyorum. Buradan çekiyorum. Ve aşağıya doğru iğnemin açısını bozmadan devam ettiriyorum.
Buraya geldiğimde daha önceki çalışmam bana engellemesin diye şöyle birazcık aşağı doğru ittireceğim. Ve buradan bu şekilde devam ediyoruz. Filamızın iplerini oluşturuyoruz. Şöyle aşağı ittirelim. İğneyi batırdığımız yere denk gelmesinler. Şu şekilde. Şimdi bunu buradan bitireceğim. Şöyle tuttum. Ve kesiyorum. Bu da filamızın ip kısmını oluşturdu. Dilerseniz bu tarafa doğru da gidebiliriz. Ya da buradaki isim çalışmasını yapabiliriz. Şimdi ismi aslında ben buraya yazdım. Ama biz buradan işlemeyeceğiz ismi ve işlersek zaten ters düşecek. Harfleri çalışırken eğer bu yüzeyi kullanmak istiyorsanız ayna efektini kullanacaksınız. Yani yazdığınız her şeyin burada düz çıkması için diğer kısmını tersten yazmanız gerekiyor. Ama ben bu kısmını kullanacağım için yeniden bulut diye buraya ismini yazacağım şimdi. Şimdi bu yüzeyi kullandığımda eğer fön makinesi tutarsam bu yazdığım buradan kaybolacak. Bu kalıcı bir şey değil. Bu yüzden kaleminizi, uçan kalemi tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi buraya bulut yazıyorum. Şimdi bunu da punch'la işliyoruz. Ben yine siyah renk tercih ettim ismini işlerken. Buradan aşağıya doğru işleyelim. Çalışmamızın bu kısmını tamamladık. Şimdi son filamamızı yapacağız. Filamamızın çalışmasını diğer taraftan yapıyorduk. Kasnağımı çeviriyorum. Şimdi iğnemi açısına uygun bir şekilde batırdım. İpimi buradan çekiyorum. Aşağı yöne doğru ilerliyorum. Bu şekilde diğer filamalar yaptığımız gibi bunu da tamamlıyoruz. Şu şekilde yukarıya doğru içini dolduracağız. Sonra kasnağımızın alt kısmını süslemek için yapraklar yapacağız. Yapraklarımızı da ben bu çalışma için kullandığım yünlerden yapacağım. Fakat bunlar için özel iplikler var. Dilerseniz hobi marketlerden, o özel ipliklerden alarak da yapabilirsiniz. Şimdi buradan iğnemi kesiyorum ve filamamızın sonuncusunu da tamamlamış olduk. Şöyle göstereyim size çalışmamızı. Filamamızın sonuncusunu da tamamladık. Şimdi ben bunun alt kısmına süslemek için yapraklar yapacağım. Bunun için bu yünümüzü kullanacağım ama dilerseniz farklı yünleri de kullanabilirsiniz. Bunlar için özel makrame iplikleri diye geçen yünler var. Şimdi bir tane ben kesmiştim daha önce. Şöyle yaklaşık 20 santim uzunluğunda bir tane yün kesiyoruz. Bunu buraya koyacağız. Diğer yünlerimizi de yaklaşık 10 santim boyunda kestim. Şimdi bu ipi uzun ipimizin altından geçiriyoruz. Diğer ufak ipimizi de alıyoruz. Böyle ikiye katlıyoruz. Şuradaki yuvarlağın içinden bunu geçiriyorum. Daha sonra da buradaki yuvarlağın içinden diğer ipimin açık uçlarını geçireceğim. Ve sonra ikisini birden bu şekilde çekerek yaprağımın ilk kısmını oluşturmuş oldum. Bunları bu şekilde devam ettireceğiz. Tercihen hep aynı yöne yaparsanız görsel olarak daha güzel gözükecektir. Önce altına koyuyorum. Daha sonra şu küçük ipimi yine ikiye katlayıp buradan içinden geçiriyorum. Diğerini de buradan geçiriyorum. Dilerseniz bunu kasnağınıza sabitleyerek de yapabilirsiniz. O zaman daha kolay yapabilirsiniz. Zaten kasnağınızın alt kısmında duracağı için şu şekilde çekerek yapıyorum. Buradan devam edelim.
Bunları içlerinden geçireceğim. Şöyle. Size bunu kaslağın altına geçirip yapmayı da göstereyim şimdi. Kaslağımızı açalım. Böyle daha hızlı ilerleyecektir muhtemelen. Şuradan kaslağımı açıyorum. İyice bollaştırıyorum. Şu alt kısmından hazırladığım yaprağın şöyle geçireceğim. Şu şekilde. Bunları da içinden geçirip buraya sabitleyeceğiz şimdi. Böyle. Şimdi tekrar kasnağımı gergin bir şekilde takıyorum. Bunu ortaya da alabilirsiniz. Bu şekilde kenarda da kalabilir. Şimdi kasnağımı tekrar vidalayacağım. Tornavida ile sıkıştırdım. Şimdi yaprağımı buraya sabitlemiş oldum. Daha kolay çalışacağız bu şekilde. Şimdi az önce gösterdiğim gibi küçük günlerimizi alıyoruz. Bir tanesini aşağıdan, bir tanesini böyle yukarıdan dolayarak yaprağımızı oluşturacağız. Şu şekilde çekiyoruz. Sonra da yukarıya diğerlerinin yanına ittiriyoruz. Bunu bu şekilde devam ettireceğiz. Tabii ki bu bittiği zaman bir yaprağa benzemeyecek. Kenarlarını keseceğiz ama ilk önce yünlerimizi taramamız gerekiyor ki daha tel tel gözüksün, daha hoş gözüksün. Şimdi şunu da çekelim. Buradan tekrar yukarıya ittiriyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Yaprağımızın büyük bir kısmını tamamladık. Son birkaç tanesini de ekledikten sonra tarayacağız ve keseceğiz, yaprağımıza şekil vereceğiz. Bu bir düğüm tekniği. Bu tekniği kullanarak kendinize küpe yapabilirsiniz. Ya da daha farklı yerlerde de bunları kullanabilirsiniz. Son iki tane daha yapalım ve kesip şekil verelim. Bunları farklı renklerini, farklı boyutlardaki hallerini evinizin istediğiniz yere farklı kalınlıklardaki iplerle de çalışarak daha kalın, daha net yapraklar elde edebilirsiniz. Şimdi bir tane daha yapıyorum ve şekil verme işlemine geçiyoruz. Bunları yaklaşık 10'ar santim boyutlarında kesmiştim. Daha büyük çalışmak isterseniz boyutlarını kendiniz isteğinize göre büyütebilirsiniz. Ben bunun altına küçük bir çalışma olacağı için çok büyük bir şey tercih etmedim. Şimdi bunu da yaptıktan sonra şimdi ince, böyle çok ince sıkı bir tarakla yapraklarımızın şu kısımlarını tarıyoruz. Açıyoruz yaprağımızı, iplerimizi. Şöyle elinizi buraya basarsanız ipleriniz kaçmasın tararken. Mesela benim bir tane kaçtı. Şöyle. Şimdi bu tarafa doğru tarayacağım. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde tarayarak yünlerimi tel tel ayrılmasını sağlıyorum. Kestiğimde daha güzel bir görsel oluştursunlar diye. Şimdi yaprak şeklini vermek için makasla keseceğim. Şurayı biraz daha tarayalım. Evet. Şimdi makas yardımıyla yaprak şeklini vererek kesiyoruz. Şöyle. İsterseniz yaprağınızı daha büyük çalışmak, İsterseniz daha uzun da bırakabilirsiniz iplerinizi. Ben şöyle ufak bir yaprak çalışmak istediğim için şimdi böyle bırakıyorum.
de buradan keselim. Bunu da şöyle keselim. Bu şekilde bir yaprak oluşturmuş olduk. Şimdi tekrar tarayacağım. Şu kalan yünlerimi düzelteceğim. Bu şekilde bir yaprak elde etmiş olacağım. Böyle taradım. Böyle bir yaprağımız oldu. Şöyle. İsterseniz bunun sayılarını arttırabilirsiniz. Buraya birkaç tane daha yapabilirsiniz bu tekniği kullanarak. Dediğim gibi bu tekniği kullanarak küpe de yapabilirsiniz. Bu şekilde yaprağımızı elde etmiş olduk. Bunu saç spreyiyle sabitleyebilirsiniz. Hani daha tok dursun, yapraklarım uçuşmasın, farklı yerlere gitmesin derseniz bunu bir saç spreyiyle de sabitleyebilirsiniz. Bu şekilde çalışmalarımızı yapabiliriz. Şimdi ben bunun etrafındaki artık kumaşları da keseceğim. Son halini size göstereceğim. Şu şekilde kasnağımın içinden çıkarmadan kasnağın hizasında kesiyorum kumaşımı. Tabii bu arada kasnağınızın yeterince gergin olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Daha sonra düzeltmek sıkıntılı olabilir çünkü sizin için. Bu şekilde keserek. Daha sonra kumaşınızın buralardan ayrılmaması için bir çakmak yardımıyla kumaşınızın kenarlarını yakabilirsiniz. Hani kumaşı da kasna iyice sabitlemiş olursunuz. Bu şekilde bir görsel elde etmiş olacağız. Böyle. Bugünkü çalışmamızın sonuna geldik. Bu ve buna benzer daha farklı ürünler görmek isterseniz Başan Renkli Sokağı adlı sayfama hepinizi bekliyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bunun gibi daha fazla videoları bulmak için 360 TV'nin sayfasına bakabilirsiniz. Görüşmek üzere. Merhabalar, hoş geldiniz 360 TV ekranlarına. Evde Yap programında bugün size Çini tekniklerini kullanarak bir deniz tabağı yapacağız. Deniz dalgalarını baloncuk tekniğiyle vereceğiz. Üzerine deniz atı ve mercan çalışacağız. Şimdi ilk aşamamızda evimizdeki bulaşık deterjanını kullanıyoruz. Bulaşık deterjanının içine bir miktar zemin mavi çini boyasından ekliyoruz. Şu şekilde zemin mavi çini boyasını bir miktar içine karıştırıyorum. Bunun içine bir miktar su ve köpürtmeye başlayacağız. Baloncukları önce aşağıda oluşturalım, daha sonra tabağa aktaracağız. Evet, bu baloncukları burada bırakıyoruz. Bu baloncuklar patlarken deniz dalgası görüntüsü oluşuyor. Aynı zamanda Ebru desenine de yakın oluyorlar. Biz burada deniz atı çalıştık. Şu şekilde ıslak zemin olduğu için Çin'de biliyorsunuz kömür tozu uygulaması var.
Ama biz ıslak zeminde kömür tozu uygulayamayız. Başka bir teknik uygulayacağız. Şu şekilde deniz atımızı çizdiğimiz şablonumuzu tabağımızın üzerine koyacağız. Ve üzerinden geçeceğiz. Şu şekilde başladı görünmeye. Evet, şu şekilde görünmeye başladı arkadaşlar. Şu şekilde geldik. Tekrar alt bölümlerini belirledik. Kurşun kalemlerin uçacağı için hiçbir iz kalmaz şimdiden. Şu şekilde midye kabuklarını da yapıyoruz. Daha sonra mercanımızı çizeceğiz ve boyamaya başlayacağız. Evet, siyah tahrir uygulamamız bitti. Şimdi yeşil tahrirle mercanları çizebiliriz. Dilerseniz mercan kırmızısı var, orijinal. Onunla uygulama yapalım. Bir değişiklik olsun bu tabakta. Mercan kırmızısı uygulaması yapalım. Burada öğrencim yeşil istediği için yeşil yapmıştık. Şimdi de mercan kırmızısı uygulaması yapalım. Daha yakın. İsterseniz önce şu şekilde mercanların üzerinden belirleyelim mercanlarımızı. Şurada mercan renklerimiz var, desenimiz var. Bunlara da bakabilirsiniz. Kendinize örnekler çıkartabilirsiniz mercanlardan. Buradan kendi bizim çalışmamızdan esinlenebilirsiniz. Şu şekilde mercanlar gelişi güzel. Efendim böyle şu şekilde geliyor. Evet. Mercanlar. İsterseniz içini doldurabilirsiniz, isterseniz boş bırakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şuraya da bir mercan koyalım. Evet. Ve mercan kırmızısıyla tahrire başlayalım. Mercan kırmızısı bayrak kırmızımız gibi. Sulandırılmadan kullanılıyor. Fırçamızı boyamızla dolduruyoruz. Sonra ucunu sivrileştiriyoruz. Yine zeminimiz ıslak olduğu için boyamıza dikkat ediyoruz. Yayılma riski var. Ama kıvamını alırsak gördüğünüz gibi yayılma riskini ortadan kaldırırız. Şu şekilde yine açımız 90 derece, elimiz dayalı mercanları boyuyoruz. Bu renk fırından çıktıktan sonra 3 renk koyulaşacak. Gördüğünüz pastel maviler daha belirginleşecek. Siyahlar ön plana çıkacak. Fırın mucizesi Çin'in fırınında. Şu şekilde tahririmizi kurşun kalemimizin üzerinden geçiyoruz. Önceden çizmenin faydası var. Tahrire başlayıp bitirmek için. Bazı yerler hala ıslak. Baloncuk tekniğini gördünüz. Biraz bulaşık deterjanı, biraz çini boyası.
Ebru desenine yakın bu teknikle deniz görüntüsü yaratabiliyoruz. Şu şekilde. İsterseniz bunun içini doldurabilirsiniz, isterseniz boş bırakabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Evet. Evet. Boyamızı, fırçamızı yıkayalım. Mercan kırmızısıyla eğer doldurmak isterseniz içini doldurabilirsiniz. Doldurmak istemezseniz başka renge geçebilirsiniz. Bizim zamanımız kalırsa içini doldurmayı ben planlıyorum. Şimdi turuncu. Öğrencim turuncu istemiş o gün. Biz yine öğrencimizin istediği gibi turuncudan devam edelim. Çünkü çok güzel olmuş. Koyu aldık boyamızı. Biraz sulandırarak şu şekilde şu fırçayı kullanalım. Daha kontrollü olsun. Evet. Turuncu bir deniz atı boyuyoruz. Bakınız. Fırçamız 45 derece. Boyamızı aldık. Üzerinden geçiyoruz. Dediğim gibi anne çocuk etkinliği için mükemmel bir obje. Bu çini malzemelerine internetten çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Çini fırınlarında artık Türkiye'nin her yerinde yaygın çini ve seramik fırını diye araştıracaksınız. Boyanız kuruduktan sonra fırınlanmaya hazır hale geliyor. Önce sırlama aşaması var. Sırlama aşamasında sırlama çamurluğuyla kaplanıyor tabaklarımız. Daha sonra 3 gün 900 derecede pişmek için fırına giriyor. Mümkün olduğu kadar boyamızı aynı kalınlıkta sürmeye çalışalım. Ben biraz koyu kullandım. Normalde 3 kat sürülür. Belki bize bir ikinci katta bazı noktalarda gerekebilir. Şu şekilde boyamızı kapağımızdan alıyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir boya israfı yok. Hiçbir koku yok. Kolay bir şekilde uygulamayı yapıyoruz. Önemli olan baloncuk tekniğini doğru kullandıktan sonra gördüğünüz çok da kolay. Çok da kolay bir teknik. Evet. Çini boyamızı uygulamaya devam ediyoruz. Çini boyalarında sadece pigmentler kullanılarak renklendirilmiş toprak. Belki boyanızda taşma ya da istemediğiniz bir yere boya gelirse bunda yöntemi jiletle boyayı almak. Şimdi onu da göstereceğim size.
kaçtı diye sakın üzülmeyin. Çin'i de hiçbir şekilde çözümsüz bir şey yok. Evet. Herhangi bir fırça da kullanabilirsiniz. Çin'i için üretilmiş fırçaları da kullanabilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi resim ya da akrilik ya da yağlı boya gibi fırçamızı yatırmıyoruz bisküvimize. Hep uç noktalarını kullanıyoruz. Boyayı taşımak için sadece kullanıyoruz. Mesela şurada jiletle temizleme göstereceğim size. Şuradan boyamızı alıyoruz. Bakın, bildiğimiz jilet şu şekilde alıyoruz. Mesela şuradan aldık, gördünüz. Evet. Şimdi ikinci katı geçmeden önce diğer bölgeleri de boyayalım. Daha sonra deniz atında ikinci kata geçelim. Evet. Boyamızı fırça boya değiştirmeden önce fırçamızı yıkıyoruz. Evet, sarı boyaya geçeceğiz. Oksit sarı kullanalım. Evet, aldık yine kapağımıza. Yine koyu kullanma taraftarıyım. Çünkü alt zemin biraz nemli. Çok fazla ıslatmayalım. Normalde Çin'in boyaları 1-3 sulandırılır. Ama baloncuk tekniğinde alt zemin ıslak olduğu için çok fazla sulandırırsak alt zemine zarar vermiş oluruz. Şimdi gördüğünüz gibi fırçamız dik. Boyamız yoğun. Şu şekilde sürüyoruz. Birinci kat sürdük. Gördüğünüz yetmeyecek birinci kat. Çünkü hemen çekti. Diğer bölgeye geçelim. Sarı boyayalım. Çocuklarınız da bunu boyamaktan büyük zevk alacaktır. Evet. Şu şekilde ikinci kat geçmeden önce burayı da bitirelim. Sonra biraz sarı dokunalım. Boyayı bırakmayalım. Bıraktığımız zaman bakın su aşağısı ıslak. Çekmiyor şu an. Bekliyoruz çekmesini. Bırakmayın. Bırakınca yayılıyor çünkü. Bak, bekleyin bisküvi çeksin. Bakın çekmeye başladı. Mesela taşan bölgeyi de yine jilet yardımıyla alalım. Hemen alırsak bakın tahrir ederiz. Şu şekilde alıyoruz. Tekrar sarı. Bekliyoruz boya çeksin. Evet, onun fazlasını alacağız. Şu şekilde. Daha küçük bir fırça kullanalım. Evet. Şunu alalım, yıkayalım. Evet, buradan kullanalım.
diyelim. Evet, sarı bölgemiz bitmek üzere. Evet, gördüğünüz gibi kapağı temizledik. Tekrar aldık. Şu şekilde tekrar veriyoruz. Kalan bölgelere. Fazlaları alalım. Evet. Şimdi mercan ve turuncu kat geçmeden önce deniz yıldızına siyah noktalar yapmışız. Yine siyah noktalar yapalım. Süslemişiz deniz yıldızını. Şu şekilde dokunuyoruz. Sadece dokunuyoruz. Şu şekilde. Evet, deniz yıldızı tamam. Midye kabuklarını yapalım. Zemin mavi kullanmışız. Yine zemin mavimizi alalım. Fırçalarımız temiz olsun her zaman. Bir ara vererek zemin maviyi boyayalım. 3 kat boyamamız gerekiyor. Bu şekilde. Fırçamız dik veriyoruz boyamızı. Fırça darbesi yapmıyoruz. Fırçamız çini de çok az dokunuyor. Bakın sadece suyu gezdiriyoruz. Amacımız fırçaya da suyu gezdirmek. Evet. Bu şekilde zemin maviyi de deniz atı tabağımıza yapıyoruz. Üç kat boyamamız gerekiyor. Demin uyguladığımız baloncuk tekniği de artık iyicene kurudu sayılır. Şimdi boyu farkındaysanız daha güzel emmeye başladı. Evet. Diğer tarafı yapalım. Bu şekilde. Ziyan yok. Kalsın öyle. Şu şekilde. Bakın birinci kat sürdüğümüz zaman rengimiz soluk. İkinci katta rengimiz daha yoğunlaşıyor. Evet. Taşan bölge olursa dediğim gibi jiletle alıyoruz. Şu şekilde jiletle aldık. Şurada bir küçük nokta var. Dokunalım oraya. Evet. Şimdi turuncuyu tek kat yapmıştık. Şimdi %80 tabağımız bitti. Sadece kat eksiğimiz var.
O kat eksiklerimizi de tamamlayalım. Turuncudan başlayalım. Evet. Yine kavanozumuzdan aldık boyamızı. Devam ediyoruz. Çok canlı bir turuncu çıkacak. Buradayım ben diye bağıracak Deniz Atı. Evet, şimdi mercanlarımızı boyayalım. Mercan kırmızısıyla. Gördüğünüz gibi çok az boyayla bir tabak bitiriyoruz. Evet, mercanlarımızı koyu kullanıyoruz. Mercan kırmızısı Çin renginde mercan kırmızısı diye geçiyor. Mercan kırmızımızda tek kat geçmek yeterli. Bu şekilde diğer mercanımıza geçiyoruz. Eminim bundan yazlık tabak yapmak isteyeceksiniz. Sofralarınıza o kadar güzel, eğlenceli tabaklar çıkacak. Çin'de küçük maliyetlerle hem ev ekonominize gelir sağlarsınız, hem de hani evde yapsanız bile dışarıya hediye alacağınıza kendiniz evde ürettiğiniz el emeği, işçiliğinizin olduğu, çocuğunuzun ürettiği bir şeyi büyüklerinize, sevdiklerinize hediye etmenin güzelliği hiçbir yerde yok. İşte gördüğünüz gibi Çin'in bu kadar kolay yapılabildiğini size de anlatmaya çalışıyorum. Workshoplarımızda birçok etkinlikle birçok hediyelikler yapıyor çocuklar büyüklerine. Anneler evlerine yapıyorlar. Dışarıdan almaktan çok daha uyguna mal oluyor. Hem de kendi ürününüz. En önemlisi kendi ürettiğiniz, kendi el emeğiniz. Evet, ufak rötuşlar yapalım mercanda. Eksik, sönük gördüğünüz yerleri boyanızın daha net çıkması için eksik gördüğünüz yerleri tamamlayabilirsiniz. Kırmızıda neden bahsediyorduk? Mercan kırmızısı da aynı. Elimizle dokunduğumuz zaman kabartı hissedeceğiz. Evet, mercan kırmızımız da bu şekilde tamamlanıyor. Köpük olayını tekrar anlatmak istiyorum. Bir bardağa bir miktar bulaşık deterjanı koyuyoruz. Bulaşık deterjanı koyduktan sonra çini boyasından bir miktar ekliyoruz. Çok fazla değil. Gördüğünüz biz yaptığımızda 2-3 tabaklık boya ortaya çıktı. Sonra pipet yardımıyla bunu karıştırıyoruz. Hafif sulandırdıktan sonra. Karıştırdıktan sonra hava vererek köpürtmeye başlıyoruz.
Yalnız dikkat etmemiz gereken nokta şu, içimize çekmeyeceğiz. Çünkü çocuklarla bir etkinlik yaparsak tehlikeli durumu olmasın, merak edebilirler. Küçük afacanlar içlerine çekebilirler. Aman ha diyorum ben, dikkatli olalım. Hem çok zevklidir. Bol bol üfleyecekler, kocaman baloncuklar yapacaklar. Kocaman baloncukları gördüğünüz gibi tabağa taşıyacağız. Onu köpüreni tabağa taşıyacağız. Evet, mercanımız tamamdır. Yine boyamızı fırçamızdan arındırmak için sadece yıkamamız yeterli. Bütün gördüğünüz bir yıkamayla bütün hepsi ayrılıyor. Şimdi bir kontür çekmek istiyorum kenarına, dalgalı. Mavi tahrir kullanalım istiyorum. Yine tahrir fırçamızı kullanalım. Mavi tahrir, siyah tahriri kullandık birçok kez gördünüz. Şimdi mavi tahriri kullanalım. Şu şekilde aldık boyamızı dipten fırçamızla. Şimdi kenara dalga yapalım. Şöyle naif dalgalarımız oluşsun tabağımızın kenarında. Evet, getirdik. Birazcık sivrileştirdik ucunu. Fırçamız dalgayı veriyoruz. Tekrar geliyoruz. Dalgayı veriyoruz. Evet. Baloncukların yanına dalgalar da geldi. Tam deniz tabağı, marin bir tabak oluşmaya başladı. Bu saatten sonra sadece fırınlama işi kalıyor. Buyurun efendim. Çok cici oldu. Evet, baloncuk tekniği uygulayarak yaptığımız çini tabağımız çok da neşeli oldu. Beni takip etmek isterseniz Neşeli Çin'i Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Küçükçekmece Belediyesi Atakent Hünerlerler Çarşısı'ndaki Sanat Sokağımıza hepinizi Çin'i ile tanışmaya bekliyoruz. Gördüğünüz gibi fırınlandıktan sonra deniz atınız böyle pırıl pırıl cam gibi parlayacak ve artık sizin çinileriniz olacak. Hepinizi Çin'iyle tanışmaya davet ediyoruz. Çok teşekkürler ediyoruz.